Hazır mıyız? Evet. Kıymetli meclis üyelerimiz, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları ve değerli yöneticileri, muhtarlarımız, Silivrisporumuzun değerli başkanı ve yöneticileri, çok kıymetli basın mensuplarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri ve bizleri ekranları başında takip eden, izleyen çok kıymetli Silivri hemşehrilerim, değerli genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Belediye meclis üyelerimizin katılımıyla Belediye Meclisimizin 6-9-2024 tarihine rastlayan Eylül ayı toplantısının ikinci birleşiminin birinci oturumunu açmadan önce şöyle normalde cuma günleri gündem dışı sözümüz olmuyor. Fakat böyle özel durumlar grup başkan vekillerinden geldiği zaman onlarla ilgili söz veriyorduk. Ben onun öncesinde izinli olan meclis üyelerimiz var. Gökalp Kalaycı abimiz geçen dönemde beraber görev yaptık. Bir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyor. Sabah görüştüm kendisinde. Durumu daha iyi, yani iyiye gittiğini söyledi. Ben geçmiş olsun dileklerimi de ilettim. Sizlerin adına da kendisine. Allah şifa versin. Bir an önce inşallah sağlığına kavuşur. Aramıza döner. Hizmetine de devam eder. Onun dışında Paris 2024 Paralimpik oyunlarında golbol kadın milli takımımız final maçında İsrail'i 8-3 gibi etkileyici bir skorla mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon olmayı başardı. Bu büyük başarıyı tüm kalbimle kutluyorum. Kadın milli takımımız sporda olduğu gibi hayatın her alanında örnek teşkil etmeye devam ediyor. Buradan emeği, azmi ve mücadelesiyle hayatın her alanını güzelleştiren tüm kadınlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Bir de bir bilgilendirme yapmam gerekirse, Belediye Başkan Yardımcılarımız Emine Tarin ve Tan Kıroğlu 2 gün Ankara'daydılar. Ankara'ya gitme sebepleri, orada Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle de görüştüler. Rezerv alan arazilerin satışı ile ilgili şikayetler doğrusunda işte Başkan Yardımcılarımız Ankara'daydı. Orada bizim mahallelerimizde ihaleye çıkan yerlerle ilgili bir takım görüşmelerimizi yaptık. Muhtarlarımızdan özellikle Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra mahallemizden gelen muhtarlarımızın da talepleri üzerine yalnızca Çayırdere'deki 2 parseli ihaleden çekebileceklerini söylemişler arkadaşlarımıza. Diğerleri için iptal kararlarının olmadığını ifade ettiler. Aslına bakarsanız özellikle ihalelerin iptal edilmesi orada yaşayan vatandaşlarımız için hiçbir anlam ifade etmiyor. Özellikle çözmemiz gereken, esas asıl çözmemiz gereken sorun o vatandaşlarımızın mağduriyetleri. Bu hususta benim buradan Bakan Bey'den özellikle istirhamım şudur. İlgili yerlerin 10 yıllardır o arazileri kullanan, onlara sahip çıkan mevcut Silivri hemşehrilerimizin hak sahibi yapılarak onların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için çalışma yapılmasıdır. İstirhamım budur. Buradan sizlerden de talebimiz, ricamız, bu konuda desteğiniz önemli. Şunu da sizlere ifade edeyim. İşte arkadaşlarım henüz İstanbul'a dönmeden sosyal medyada 37 parselin ihalesinin tümünün iptal edildiği haberi yayınlandı. Şu an itibariyle şimdi gelirken tekrar baktım. Resmi web sitesinden bakıyoruz. Sizler de bakabilirsiniz. İhalelerin bize söylenen 2 parsel haricinde, yani Çayırdere'deki 2 parsel haricinde diğerlerinin hala ilanda durduğunu görüyoruz.
Yani bunu da Silivri'li hemşehrilerimizin buradaki tüm kamuoyunun da bilgisine, dikkatine sunuyorum. Bu konuda bilgilendirme yapmak istedim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Önder Çolak söz istemişti. Evet, buyurun Önder Bey. Sayın Başkanım, meclisimizin değerli üyeleri, değerli konuklar. Başkanım önce bir teşekkür etmek istiyorum. Hatay'ın Kumlu ilçesinde depremden etkilenen çocuklarımıza yapmış olduğunuz çanta ve kırtasiye yardımı günümüz ekonomik koşullarında göz önünde bulundurarak çok değerlidir. Bütün meclis üyesi arkadaşlarım ve Silivri hemşehrilerimiz adına size teşekkür ediyoruz. Ayrıca 9 Eylül 2024 Pazartesi günü ilk ve orta öğretim yılı başlıyor. Öğretmen meclis üyesi arkadaşımız Ebru Akgün Peker nezdinde bütün öğretmenlerimize ve öğrenci kardeşlerimize başarılı bir eğitim yılı diliyoruz. Gündem konuma geçiyorum başkanım. Bundan 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki adıyla Halk Fırkası'nın kuruluş dilekçesini genel başkan olarak İçişleri Bakanlığı'na sundu. Cumhuriyetle yeşit olan Cumhuriyet Halk Partisi köklerinden, tarihsel hafızasından aldığı güç ile kuruluşun ve kurtuluşun partisi olmaya devam edecektir. Çünkü köklerinde vatanın ve ulusun bağımsızlığı uğruna savaşan Kuvayi Milliye vardır. Yedi düvele karşı var olma mücadelesi veren, savaş meydanlarında milli birliğini korumak için çarpışan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vardır. 101 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının hedefi nasıl Türkiye'yi çağdaş ve medeni temeller üzerinde yükselmek olmuş ise bugün bizler de aynı hedefi takip etmekteyiz. Bu tarihi hedef doğrultusunda mücadele etmeye devam edecek. Cumhuriyet ne zaman zora düşse onu müdafaa etmek üzere en ön safı bizler dolduracağız. Cumhuriyet değerlerimizi, anayasal haklarımızı ve bağımsızlığımızı tehdit edenlerin suretleri, yöntemleri veya söylemleri değişmiş olsa da onlara karşı en büyük mücadeleyi verenlerin yuvası 101 yıldır değişmemiştir. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu duygularla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. yıl dönümünü kutluyor. Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Bundan 102 yıl önce ise 9 Eylül tarihi İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşuna şahitlik etmiştir. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu büyük taarruzun zaferle sonuçlandığının simgesi, tam bağımsızlık yolunun habercisi olmuştur. Bu vesileyle 9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan tüm kahramanlarımıza selam olsun. Milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygılarımızla. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de aynı duygularla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum ve üyesi olmaktan ve partisinin bir belediye başkanı olmaktan gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, buyurun Sultanım. Şimdi meclisimizin başında siz de ifade ettiniz. Cuma günkü konuşmalarımız biliyorsunuz. Pazartesi günü meclisimizden sonra gelişen olaylarla ilgili olabiliyor. Onun dışında bir gündem dışı konuşma olmuyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili'nin partisinin kuruluş yıl dönümünü pazartesi günü unuttu herhalde. O sebeple hani istisna olarak yapıldığını düşünüyorum. Ben de Gökalp Kalaycı arkadaşımıza çok geçmiş olsun diyorum. Abimiz inşallah iyileşip yakın bir zamanda aramızda olacak temennisini sunuyorum. Ben de paralimpik oyunlarında başarılı olan kadın milli takımımızdan dolayı başarısından dolayı onur ve gurur duydum bir kadın olarak başarıların devamını diliyor ve tebrik ediyorum.
Teşekkür ediyorum. Buyurun Celalettin Bey. Yani sizin de duygularınızı alalım. Teşekkür ediyorum. Tabii. Evet, ben de Paralimpik oyunlarında başarılı olan kadın sporcularımızı tebrik ediyorum. Erdoğan Bey, Erdoğan Gökhan Kalaycı'ya buradan tez zamanda iyileşmesini ve aramıza katılmasını umut ediyoruz, bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. Kuruluşunu biz de kutluyoruz. Ancak bu konuyla ilgili birkaç kelime söylemem gerekir diye düşünüyorum. Bu devleti, bu cumhuriyeti sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurmadı. Türk milleti kurdu. O zaman tek parti olduğu için herkes onun içindeydi. Dolayısıyla bildiğiniz gibi Demokrat Parti'nin Başbakanı Aydın Menderes Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son başbakanı Celal Bayar, Mustafa Kemal Atatürk'ün en güvendiği ve yine son başbakanıydı. Dolayısıyla belki öyle söylemediniz ama ben açıklık getirmek, bir ayrıştırıcı dile sebebiyet vermek açısından söylerim ki Cumhuriyet değerlerine Türk milleti olarak tüm partiler sahip çıkıyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi sadece kurmuş değil, diğer partiler dışarıda ya da diğer insanlar dışarıda beklemiyordu. Bağımsızlık savaşımızı hep beraber yaptık. Hep beraber öldü atalarımız, büyüklerimiz. Ve şimdi de yine hep beraber tüm siyasi partilerin zaten tüzüklerinde, sözleşmelerinde AK Parti dahil olmak üzere buna vurgu yapan maddelerde mevcuttur. Bu 37 ayrışma nerede oldu? Mustafa Kemal Atatürk'ün öldükten sonra belli görüş ayrılıkları olduktan sonra partinin farklı kanallarla çok partili hayata geçmesiyle Türk demokrasisi daha çeşitlendi ve daha zenginleşti. Bu olaya böyle bakmak lazım. 37 parselle ilgili görüş Türkiye genelinde İstanbul'da birçok arazi satışa çıkarıldı. Ancak Silivri'nin durumu biraz daha özel. Çünkü orada vatandaşlarımız yıllardır onları ekiyor, biçiyor. Belki onlara özel bir durum tanınmasıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. İlçe başkanımız nezdinde de görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir, netleşmiş bir konu yok bununla alakalı. Netleştiği zaman biz de bu konuyla ilgileneceğiz. Yine bu meclisten ya da sosyal medyadan bununla ilgili görüşlerimizi ya da netleşen durumu sizinle paylaşırız. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ediyorum. Evet, grup başkan vekillerimize teşekkür ediyoruz. Mazeretleri dolayısıyla meclis toplantısına katılamayan meclis üyelerimizin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Eylül ayı toplantısı birinci birleşiminin birinci oturumuna ait tutanakları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin birinci maddesi. Buyurun, okutuyorum. Belediyemiz İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, gündemimizin birinci maddesi raporun okunması için Hukuk Komisyonu üyesi Ender Unutan Ersözlü'ye söz veriyorum. Buyurun. Havale edilen İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlüğe girmek üzere komisyonumuzca incelenmiştir. Hukuk Komisyonu'na havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15B ve 18M maddelerine dayanılarak hazırlanan 16 maddelik İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclise saygılarımızla arz olunur. Evet. Teşekkür ediyorum. Komisyon raporu okundu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Gündem maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mıdır? Evet, buyurun.
Şimdi Sayın Başkan, her ne kadar Teknoloji Müdürlüğü kurulması noktasında pazartesi günü bir oylama gerçekleştirmişsek de komisyon toplantımızda şöyle bir bilgi aldık. Herhalde Bilgi İşlem Müdürlüğümüz lağvedilerek ismi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü olarak devam ediyor. Bu konuda da hani bilgilendirme yapmak istedim. Hem meclisimizi hem vatandaşlarımızı. Yani herhalde bir isim değişikliği ve biraz da kapsamı değişmiş herhalde. Bu şekilde de bir görev çalışma yönetmeliği revizesi gerçekleştirilmiş. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben komisyondaki arkadaşlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Gündemimizin ikinci maddesi. Silivri ilçesi Değirmenköy Fevzi Paşa Mahallesi 128 ada 40 parsel ile 129 ada 5 parsel arasında kalan alanın ihtas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, raporun okunması için Hukuk Komisyonu üyesi Ender Unutan Ersözlü'ye söz veriyorum. Komisyon raporunu buyurun Ender Bey. Silivri Belediye Meclisi'nin 2 Eylül 2024 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 129 ada 5 parselin kuzeydoğusunda, 128 ada 40 parselin güneybatısında bulunan ve ekli folyesinde A parsel ile gösterilen 1419.14 metrekarelik yol alanının 2644 sayılı Tapulama Kanunu'nun 21. maddesine istinaden ihtas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve plan notları gereği 129 ada 5 sayılı parselin kuzeydoğu istikametinde yer alan kadastral yolun sanayi alanına tevhid edilmesi karşılığında aynı miktarda alan parselden takas yolu ile yol alanı olarak ayrılacaktır denildiğinden şahıs parseline ihtas fazlası miktar kıymet takdir komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden belirlenerek yatırılacaktır denildiğinden 1419.14 metrekare olarak tescil edilen bu taşınmazın 1137.54 metrekarelik kısmının takas edilmesi ve kalan 281.60 metrekarelik kısmının ise 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine istinaden 129 ada 5 ve 128 ada 40 nolu parsellerin maliki adına satışı komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Yüce Meclise saygılarımızla arz olunur. Evet, gündem maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mıdır? Yok. Komisyon raporu okundu. Komisyondaki üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu arada Sibel arkadaşımız da, Sibel Aydın Işık Öndeş aramızda, o da bir kısa küçük bir operasyon geçirmişti. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimi. Ben burada olduğunu düşünmemiştim ama çabuk iyileşti. Geçmiş olsun tekrar. Evet, gündemimizin üçüncü maddesi. Silivri ilçesi Gümüşşaka Mahallesi 7293 adı 2 parselin batısında kalan alanın ihtas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasıyla ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, raporun okunması için Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ebru Onur'a söz veriyorum. Buyurun Ebru Hanım. Silivri Belediye Meclisi'nin 2-9-24 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 7293 oda 2 nolu parselin batısında kalan ve ekli folyesinde 7293 oda C parsel ile gösterilen 6 metrekarelik yol alanının 2644 sayılı Tapulama Kanunu'nun 21. maddesine istinaden ihtas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve tescil edilen bu taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine istinaden 7293 oda 2 nolu parselin maliki adına satışı komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Yüce Meclis'e saygılarımızla arz olunur. Evet, gündem maddesiyle ilgili söz almak isteyen yok, teşekkür ediyorum. Komisyon raporu okundu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, diğer gündem maddemize geçiyoruz.
Silivri ilçesi Yeni Mahalle 1596 ada 2, 3, 4 ve 5 parseller güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, raporun okunması için İmar Komisyonu Başkanı Aykut Batur'a söz veriyorum. Buyurun Aykut Bey. Teşekkür ederim başkanım. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarihi ve 19.58.766 sayılı başkanlık oluru ile Sivri ilçesi Yeni Mahalle 1596 adı 2, 3, 4 ve 5 parsellerin güneyinden 7 metrelik yol geçirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin belediye meclisinde görüşülerek oylanması talep edilmektedir. Değerlendirme ve sonuç: Sivri ilçesi Yeni Mahalle 1596 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellerin güneyinde 1595 ada 1 parselin 40.533 metrekaresi ve tescil harici alanda MERİ uygulama imar planında yüksek yoğunluklu meskun konut alanı olarak planlanmış 1596 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna cephesi bulunmaması nedeniyle 7 metre yol geçirilmesine ilişkin düzenlenen plan değişikliği, mekansal planlar yapım yönetmeliğinin mekansal planlama kademeleri ve ilişkileri başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yürürlükte olan üst kademe 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bahse konu plan değişikliğinin yine aynı yönetmeliğin imar planı değişiklikleri başlıklı 26. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte teknik gerekçelere dayandırılarak yapılması nedeniyle uygun olduğu değerlendirilmektedir. Komisyon görüşümüz: Sivri ilçesi Yeni Mahalle 1596 ada 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların güneyinden 7 metrelik yol geçirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Yüce Meclisimize saygılarımızla arz olunur. Evet, teşekkür ediyorum. Gündemle ilgili söz almak isteyen var mı? Yoktur. Ben komisyon üyelerimize tekrar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Komisyon raporu okundu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin 5. maddesi. Silivri ilçesi Eski Ali Bey Mahallesi 59 ada 121 ve 122 parsel, Yeni Gazitepe Mahallesi Eski Yeni Mahalle 6267 ada 14 ve 15 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, raporun okunması için imar komisyonu başkanı Aykut Batur'a söz veriyorum. Buyurun Aykut Bey. 11.07.2024 tarihli ve 13.32.727 sayılı başvuru ile İstanbul ili Sivri ilçesi Eski Ali Bey Mahallesi 59 ada 121 ve 122 parsel, Yeni Gazitepe Mahallesi Eski Yeni Mahalle 62-67 ada 14 ve 15 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin belediye meclisinde görüşülerek onaylanması talep edilmektedir. Değerlendirme ve sonuçta: İstanbul İl Sivri ilçesi Gazitepe Mahallesi 6267 ada 14 ve 15 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi incelendiğinde söz konusu parsellere ait imar planı teklifinde planlama alanı 20.073.84 metrekare olup bu alanın %99.36'sı olan 19.944.69 metrekarelik kısmı konut alanı olarak, %0.64'ü olan 129.15 metrekarelik kısmı ise taşıt yolu olarak önerilmiştir. Mekansal planlar yapım yönetmeliğinin mekansal planlama kademeleri ve ilişkileri başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasında mekansal planlar plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planlarının kararına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır denilmekte olup imar mevzuatı gereği alt ölçekli imar planlarının üst ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanması gerekmekte olduğundan Gazitepe Mahallesi 6267 adı 14 ve 15 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ölçekli imar planına aykırılık teşkil etmemektedir. Komisyonumuzun görüşü:
Sivri ilçesi Gazitepe Mahallesi 6267 ada 14 ve 15 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Yüce Meclis'e saygılarımızla arz olunur. Evet, teşekkür ediyorum. Gündemle ilgili söz almak isteyen buyurun Celalettin Bey. Sayın Başkanım, burada bu planlarla ilgili görseller ekrana yansıtsaydı bu plan işleri halkımız daha iyi bilgilenir diye düşünüyorum. Var mı bilmiyorum onlar. Şu anda hazırlamadık ama yani şunu açıklayayım. İki planda kamuoyu izliyor. İzliyor. Tabii Sayın Başkan teknik açıklamaları çok güzel yaptı ama oy birliğiyle geçmiş iki maddenin bir tanesi mahkeme kararıyla yolu olmayan parsellere yol açmaktan ibaret. Bu da 5000'lik alım orada vatandaşın evi var, planı var ama binlik planı olmadığı için belki tadilat yapacağı için yapılan bir düzenlemeden ibaret olduğunu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben özellikle komisyonlarda görev yapan meclis üyelerimiz hem tecrübeliler hem de hassaslar bu konularda. Ben bütün arkadaşlarım aynı noktada. En ince aynısına kadar incelediğinizi biliyorum. O yüzden komisyondaki görüş çok değerli bizim için. Biz onu kabul ediyoruz. Silivri halkı da bizlere güveniyor o konuda. Yani hepimize güvendiği için ben çalışmalarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, komisyon raporu okundu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer özellikle şimdi Önder Bey'in gündemle alakalı değil de Hatay'daki ziyaretimizle ilgili bahsetmişti. Şunu hemen kısaca belirteyim aklıma gelmişken. Şimdi ben hepimizin adına Hatay'a gittik. Her zaman diyorum ya taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'a da bir teşekkür ediyorum. Oradaki kurulmuş olan ilişkiler gerçekten çok iyi. Ben duygulandım da. Gerek işte o dönem bizim meclis üyesi olarak görev yaptığımız dönemde hep oy birliğiyle işte deprem siyaset üstü bir konuydu biliyorsunuz. İyi bir ilişkiler kurulmuş. Oradaki evlatlarımıza, çocuklarımıza o süreçte gerçekten ihtiyacı olan o dayanışmayı, yardımlaşmayı Silivri Belediyesi olarak göstermişiz. Ve bunun ben dün gittiğimde de onu hissettim orada, gördüm. Biz de aynı şekilde devam edeceğiz. Hiçbir şekilde Hatay'dan elimizi çekmeyeceğiz. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin işte bir konteyner kenti vardı. Oraya da gittim. Evet, insanlar bizi orada gördüklerinde özellikle farklı ilçelerden, farklı illerden birilerini gördüğünde daha mutlu oluyorlar. Motivasyonları daha da artıyor. Bu dayanışmamızı devam ettireceğiz. Bunu da belirtmek istedim. Çocuklarımız çok mutlular. İnanın ufak dokunuş diye geçmemek gerekiyor. Çok basit bir çanta, işte kalem dememek gerekiyor. O yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerçekten çok anlamlıydı. Ben hepinize de teşekkür ediyorum. Ben bütün Silivri hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sizi temsilen orada bulundum. Tekrar emekleriniz için teşekkür ediyorum. Evet, gündemimizin 6. maddesi. Trio Mühendislik Müşavirlik Yapı LTD tarafından 34 KVS 133 plakalı 2024 model H100 marka kamyonetin belediyemizin hibesiyle ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. Raporun okunması için plan ve bütçe komisyonu üyesi Ebru Onur'a söz veriyorum. Buyurun Ebru Hanım. Trio Mühendislik Müşavirlik Yapı Limited Şirket tarafından tarafımızda 34 KVS 133 plakalı 2024 model Hyundai H100 marka kamyonetin bedelsiz olarak belediyemize hibe talepleri. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38 L maddesine belirtilen belediye başkanının görev ve yetkilerinde şartsız bağışları kabul etmek hükmü geçse de noterden satış işlemlerinin yapılabilmesi için Türkiye Noterler Birliği genelgesine göre hibe araçlara meclis kararı alınması gerekmektedir. Yukarıda ismi belirtilen firma tarafından ve yine yukarıda vasıfları belirtilen kamyonetin belediyemize bedelsiz
karşılıksız ve şartsız hibesinin kabulü komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclis'e saygılarımızla arz olunur. Evet, gündemle ilgili söz almak isteyen yok. Evet, rapor okundu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 7. maddesi. Buyurun. Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na belediyemizce üye olunması ve yetki verilmesiyle ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, raporun okunması için Hukuk Komisyonu üyesi Ender Unutan Ersözlü'ye söz veriyorum. Buyurun. Silivri Belediye Meclisi'nin 2 Eylül 2024 tarihli toplantısında komisyona havale edilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na yetki verilmesinin görüşülmesi neticesindeki komisyon görüşü 9.07.2013 tarihiyle ve 28.702 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesi ile üyelik aidatının tahsili hakkında yönetmeliğin sendika üyeliği başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrasında 6.356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre işveren sayılanlar İşveren sendikalarına üye olabilirler hükmüne istinaden amacı üyelerin mevzuat ve iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin iş yerlerinde iş ve çalışma şartlarını verimliliği artıracak şekilde düzenlemek, üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri akdetmek, üyeler arasında uygulama beraberliğini gerçekleştirmek, işverenler ile işçiler ve işçi sendikaları arasında çalışma barışı oluşmasının teşvik ve devamını temin ile üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmek, bir dayanışma ve ortak akıl üretme platformu olarak üyeler arasında koordinasyon ve iletişimi güçlendirmek olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na belediyemizce üye olunmasına, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankası'na bu konuda yetki verilmesine, belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin belediye başkanlığınca düzenlenmesinin tavsiye edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclis'e arz olunur. Teşekkür ediyorum. Gündemle ilgili söz almak isteyen yok. Evet, rapor okundu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, gündemimizin 8. maddesi. Silivri'de faaliyet gösteren 1. Amatör Ligi'ndeki spor kulüplerine ve diğer branşlara nakdi yardım yapılmasıyla ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi. Raporun okunması için Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yalçın Ekici'ye söz veriyorum. Buyurun Yalçın Bey. Teşekkür ediyorum başkanım. Plan ve Bütçe Komisyon raporu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 27.08.2024 gün ve 1.965.185 sayılı yazısı ile Silivri Belediye Meclisi'nin gündemine gelen Silivri Belediye Meclisi'nin 02.09.2024 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 1. Amatör Lig olup lige katılım şartı ile kulüplere diğer branşlara ve amatör branşlarında kullanılmak üzere Silivri Spor Kulübü'ne nakdi yardım yapılması. Belediyelerin sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın büyükşehir belediyeler için 7%'sini diğer belediyeler için 12%'sini geçmez maddesi uyarınca Silivri'de faaliyet gösteren 1. Amatör Lig olup lige katılım şartı ile kulüplere ve diğer branşlara Ali Bey, Selim Paşa, Gazitepe, Fener, Kadıköy, Değirmenköy, Ortaköy, Kavaklı, Büyük Kılıçlı Bayan Basketbol, Beyciler Bayan Handbol, Çağrıbey Bayan Voleybol olmak üzere 2024-2025 yılı sezonu için 60'er bin Türk lirası ve amatör branşlarında kullanılmak üzere Silivri Spor Kulübü'ne 750 bin Türk lirası ödeme yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclis'e arz olunur. Evet, teşekkür ediyorum. Gündem maddesiyle ilgili söz almak isteyen, evet buyurun Salim Bey.
Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli misafirler. Yalçın Bey'i dinledik. Komisyonda şöyle bir detay vardı, onu paylaşmak istedim. Esasen bu gündem maddesi amatör spor kulüplerine yardım konusuyla ilgili geldi. Komisyona da sadece amatör spor kulüplerine yapılacak bir yardım şeklinde bir rapor hazırlanıp gelmişti. Fakat Cumhur İttifakı olarak biz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi dedik ki Silivri Spor'u da ekleyelim. Orada da sezon başladığı bir ihtiyaç var. Bu noktada belediye başkanımızın da bir sözü var. Böyle bir hatırlatma yaptık. Arkadaşlarımız da sağ olsun hiç ikiletmeden bu konunun siyaseti yok. Destek olalım, olur dediler. Ve oy birliğiyle Silivri Spor'a da 750 bin lira verilmesi kararlaştırıldı. Ben bu noktada tüm meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Bir de kulüp başkanımız Sayın Nuri Çolakoğlu ve yönetim burada. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Son olarak önümüzde 3 ay var yılı tamamlamak için. Ekim, Kasım, Aralık. Ve belediyemizin spor kulüplerine yardım noktasında bir önceki yılki genel bütçe gelirlerimizden %12'si kadar bir yardım hakkı var. Bu noktada önümüzdeki aylarda da yapılacak yardım ve destekler konusunda sonuna kadar destek olacağımızın da altını çizip ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet, teşekkür ediyorum ben de. Özellikle spor, amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapmak çok zor. Profesyonel ayrı tutuyorum tabii, o daha da bir zor. Çünkü buradaki bütün komisyon üyelerimizin hassas davrandığını biliyorum. Emekleriniz için de teşekkür ediyorum. Bölge takımlarımız hepimizin, onlar yani bizler destek olduğumuz süre içerisinde bulundukları mahallelerinde, bölgelerinde gençleri de spora kanalize edecekler. Onların elinden tutacaklar, kötü alışkanlıklardan kurtarma gibi bir hedefleri var. Ben bütün yöneticilerimizi böyle bakmalarını da istiyorum. Çünkü amatörlük bunu gerektiriyor, amatörlük ruh bunu gerektiriyor. Çocuklar kim tutarsa onun elinde kalmasın yani. Doğru kişiler tutsun, sporla yetişsin, sağlıklı, ahlaklı, dürüst bireyler olmalarını destekleyeceğiz. Ben bu konuda Silivri Belediyesi olarak ve belediye meclis üyelerimizle birlikte üzerimize düşeni her zaman yapacağız. Çünkü biliyorum başarı evet sadece şampiyonlukla yetmiyor. Yani şampiyonluğun dışında da binlerce gencimiz var burada. Ben Silivri Spor'un profesyonelde olmasını çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? İnanın kendi evlatlarımdan da biliyorum. Profesyonel ligde bir takımınız olduğunda bir hayal kuruyorlar. Onlar işte hedefe odaklanıyorlar. Diyorlar ki ben de işte Silivri Spor'da oynamak için can atıyor. Bu noktada Silivri Spor bizim işte şemsiyemiz, onlar diğer amatör kulüplerinin de birleştiricisi olma noktasında çalışmalar yapıyorlar. Ben bu dönemde gördüm kendilerini, kutluyorum. Evet, hayırlı olsun inşallah. Komisyon raporu okundu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Tabii ki, buyurun Cennet'im. Ben de bu yapılan yardımların kulüplere hayırlı olmasını diliyorum. Silivri Spor'a da başarı getirmesini diliyorum. Yalnız bizim her zaman önemsediğimiz bir şey var. Bir spor politikasının oluşturulamadığı ile ilgili eleştirilerimiz vardı. Geçmiş zamanlarda da söylemiştim. Çok fazla sayıda kulüp var, çok fazla sayıda ihtiyacı var. Mesela bu yazın da işte binlerce çocuğa işte spor yapıldığı haberleri medyada dolaştım. Kaç tane şampiyon çıkardın? Kaç tane yetenekli çocuğu buldun, keşfettin? Bu konularda bizim önerimiz bir Silivri'de yeteri kadar sporu bilen, siz de eski sporcusunuz, bilen insanlar var. Silivri Spor'un 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık spor politikalarının belirlenmesi, kaynakların doğru ve etkin şekilde yönetilmesi için nerelere nasıl kaynakların harcanacağı ile ilgili politikaların belirlenmesi çok önemli. Şu anda yine aynı evet gidiyor kulüplerimiz işte yallah maşallah bir sürü eksikliklerine rağmen işte kendi öz yöneticilerin öz fedakarlıkları belki de işte Silivri'nin desteğiyle bunlar yapılmaya çalışıyor ama
kaynaklar doğru kullanılıyor mu, etkin kullanılıyor mu, doğru yerlere harcanıyor mu? Yani şey anlamında söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bir politika belirlersek belki daha fazla kaynağa da ihtiyacımız olacağı aşikar çıkabilir. Daha fazla katkı sağlarız kulüplere ama en azından bir hedefimiz olur, pusulamız olur ve Silivri'de işte bir sürü çocuk hem spor yapar. Belki buradan hani İrem gibi şampiyonlar çıkar. Mesela üzücüdür ki hani İrem hani burada belki Müjdat Gürsu da ilk şeyle temellerini aldı ama İstanbul'da başka kulüplerde çalışması gerekti. Oralarda devam etti. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım belediyenin de içinde olduğu, spor kulüplerinin, spor bilen insanların olduğu bir çalıştay, birkaç toplantı yapılırsa ona göre pusulamız belli olursa çok daha verimli olur diye düşünüyorum Silivri için. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Oylamayı yapmıştık. Yaptık mı? Yaptık. Bir söz talebi var. Buyurun Sultan Hanım. Evet, tüm konuşmacıların da belirttiği gibi spor gerçekten hani yetişkinler için önem arz ettiği kadar çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önem arz ediyor. Silivri'de bu faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ve Silivri Spor Kulübümüz bu anlamda bizim için çok önemli. Bu sebeple de kendi başarılarının desteklenmesi, geleceğimiz olan gençlerin spor aktivitelerine katılımının sağlanması ve nice başarılı sporcular yetiştirilmesi hususunda faaliyetlerin desteklenmesine kesinlikle zaruri buluyoruz. Ve meclis üyeleri olarak biz onların her zaman yanındayız. Sizin de alacağınız bu yöndeki kararlarla ilgili her zaman destekçiniz olacağız. Bugün de alınmış olduğumuz bu destek kararının hayırlı olmasını diliyorum ve tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bu gündem maddesiyle ilgili söz talebi varmış, ben görmedim. Fatih Bey, evet, ulamaya geçtik ama tekrar size söz veriyorum. Buyurun. Ya ben şimdi Silivri Spor'da yönetici olduğum için de ayrı söz almak istedim başkanım. Teşekkür ediyorum. Buyurun Fatih Bey. Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri. Ya bu konuşmayı da şeyden sonra Yalçın abiden öğrendim. Silivri Spor'a verilen destekten sonra teşekkür etmek istedim. Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri. Bizleri burada olan ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Silivri ailemiz, Silivri Spor yönetimi ve başkanına, kıymetli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. İlçemizin en önemli değerlerinden biri olan Silivri Spor'a verilen destek hakkında konuşmak üzere söz almış bulmak diyorum. Silivri Spor sadece bir spor kulübü değil, gençlerimizin sporla gelişmesine ve ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan bir değerdir. Silivri'yi seven herkes için Silivri Spor'un özel bir yeri vardır. Bu yüzden hepimiz kulübümüze daha iyi şartlarda ve daha başarılı görmek istiyoruz. Spor sadece başarılı ve kupalar değil, gençlerimizin, çocuklarımızın ve sağlıklı bilinçlerin nesilli yetiştirmek demektir. Zararlı alışkanlıklardan uzak, sporla yetişen gençler toplumun geleceğidir. Başkanımız Bora Balcıoğlu'nun da dediği gibi, gençlerimiz kim tutarsa onun elinde kalıyor. Bizler de onların elinden tutup sporla, sanatla tutturmalıyız. İşte bu noktada Silivri Spor ilçemizin spor kültüründe sadece bir kulüp değil, geçmişimizin ve geleceğine yön veren bir meşale olarak önemli bir değerdir. Silivri Spor'un başarısı arttıkça gençlerimizin spora olan ilgisi ve desteği de aynı oranda büyüyor. Bu başarıyı sürdürebilmenin yolu kulübümüze sürekli destek olmaktan geçiyor. Sayın Başkanımıza ve komisyon üyelerine Silivri Spor'a sağladıkları katkılar ve tüm spor camiasına olan destekleri için Silivri Spor adına yürekten teşekkür ediyorum. İlçemize sporun gelişmesine katkıda bulunan herkese bu tür desteklere daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Unutmayalım ki spor birleştirir, spor güçlendirir ve ilçemize, gençlerimize, geleceğimize değer katar. Teşekkür ediyorum başkan. Diğer kulüp yetkililerinden bir Çağrı Bey'i görüyorum burada. Silivri Spor var. Siz bana verdiniz ama ihtiyaç yok herhalde. Kulüp başkanları gelmemiş diğerleri. Öyle mi? Tamam. Hayırlı olsun o zaman. Tekrar bir nebze de olsa kulüplerimize bir can suyu nezdinde arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Gündemimizin 9. maddesi.
Belediyemiz İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren otoparklarımızdaki ücret tarifelerinin revize edilmesiyle ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Raporun okunması için plan ve bütçe komisyonu üyesi Ebru Onur'a söz veriyorum. Buyurun Ebru Hanım. Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi F fıkrası gereğince 2024 mali yılı ücret tarife değişikliği teklifi komisyonumuz tarafından oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Yüce Meclise arz olunur. Evet. Gündemle ilgili söz almak isteyen yok. Rapor okundu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, gündemimizin 10. maddesi. Silivri'nin yetiştirdiği ve ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden milli sporculardan olan İrem Kurt'un ödüllendirilmesiyle ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, raporun okunması için plan ve bütçe komisyonu başkanı Yalçın Ekici'ye söz veriyorum. Buyurun Yalçın Bey. Teşekkür ediyorum başkanım. Plan ve Bütçe Komisyon raporu. Silivri'mizin yetiştirdiği milli sporculardan olan ve ilçemizde ikamet eden İrem Kurt'a gerekli desteğin verilmesinin görüşülmesi. Komisyon görüşü. İlçemizde ikamet eden ve Silivri'mizin yetiştirdiği milli sporculardan olan hem bireysel hem de milli takım seviyesinde Silivri'mizi ve ülkemizi yurt dışında temsil eden milli tenisçimiz İrem Kurt'un Silivri Belediyesi'ne bağlı Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin sponsorluğunda desteklenmesine komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur. Evet. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Gündemle ilgili söz almak isteyen var mıdır? Yoktur. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin 11. maddesi. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ortaöğretim okulunda eğitim alan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılı LGS sonuçlarına göre ilçemize LGS birincisi olan Emir Efe Dilli'nin ödüllendirilmesiyle ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, burada da raporun okunması için Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yalçın Ekici'ye söz veriyorum. Buyurun Yalçın Bey. Teşekkür ediyorum başkanım. Plan ve Bütçe Komisyon raporu. Komisyonumuzca gündem değerlendirilmiş olup ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ortaöğretim ve denge okullarında eğitim alan 8. sınıf öğrencileri arasında 2024 yılı LGS sonuçlarına göre LGS birincisi olan Emir Efe Dilli ile birlikte İlk 9'a giren olmak üzere toplam 10 öğrencimizin ödüllendirilmesi konusudur. Komisyonumuz tarafından yapılan görüşme neticesinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 14. maddesinin B bendi gereğince ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ortaöğretim ve denge okullarında eğitim alan 8. sınıf öğrencileri arasında 2024 yılı LGS sonuçlarına göre LGS birincisi olan Emir Efe Dilli ile birlikte İlk 9'a giren olmak üzere toplam 10 öğrencimizin her birine birer adet Cumhuriyet altını hediye edilerek ödüllendirilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur. Evet, burada da biz Emir Efe Dilli kardeşimizle ilgili gündem maddesi getirmiştik ama komisyonda arkadaşlarımız bir öneri getirmişler. Bu gündem maddesiyle ilgili söz almak isteyen, evet buyurun Salim Bey. Başkanım söylediniz zaten. Öncelikle Emir Efe Dilli Türkiye birincisi. Tebrik ediyoruz. Biz de ilçemizde bizim için de bir gurur vesikası. Sadece onun adına gelmişti. Yine komisyonda bir değişiklik yaptık. İlçemizde başarılı, en başarılı ilk 10 öğrenci olarak düzelttik. Bu daha önceki 5 yıl boyunca geçmiş dönem belediye başkanımız Volkan Yılmaz hem LGS hem YKS'de ilk 10'a giren öğrencilere bir ödüllendirme söz konusuydu. Bu konuda da tavsiyede bulunduk. Önümüzdeki ay YKS öğrencileriyle ilgili de bir gündem gelirse ilk 10'a giren öğrencilerin ödüllendirilmesi iyi olur. Belediyemiz kurumsal kimliğinin Silivri ilçesine aidiyet noktasında da katkısı olur diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Evet, buyurun Sultan Hanım.
Evet, gençlerin her alanda desteklenmesi hepimiz için çok kıymetli. Bir önceki maddede İrem Kurt kardeşimiz aynı şekilde geçen dönemde başarılı çalışmalarının devamı için bir nebzede destek olsun diye İrem Kurt kardeşimize bir destekte bulunmuştuk. Bu dönemde aynı şekilde devam etmesi bizi çok sevindiren bir karar. Başarılarının devamını diliyorum. Aynı şekilde biraz evvel Salim arkadaşımızın da bahsettiği gibi her ne kadar sadece LGS birincisi olan kardeşimiz komisyona karalanmak noktasına gönderilmişti de bir alışkanlık olduğu üzere çünkü geçen dönem ilk ona giren kardeşlerimize bir desteğimiz oluyordu, bir ödülümüz oluyordu. Yine böyle bir beklenti içerisinde olacaklardır diye düşünerek ve daha fazla öğrencimizin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi açısından 10 öğrencimize veriyoruz. Başarıların devamını diliyoruz gençlerimizin. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ben de teşekkür ediyorum çalışmalarınızdan dolayı. Gençlerimiz bundan sonra ki hayatlarında da özellikle Silivri'deki her gencimiz bizim için değerli. İşte İrem Kurt ve Emir Efe Dilli kardeşlerim de almış oldukları başarılarla bizim her zaman gururumuz olma noktasında ilerliyorlar. Ben bu noktada Silivri Belediyesi olarak bütün gençlerimize eşit mesafede her onların yapmış oldukları başarıların da yanında olacağız. Eğitim hayatındaki yolculuklarının da her zaman yanında olacağız. Spor, özellikle yaz spor okullarıyla ilgili, evet ben de orada gittiğimde 4000 dediler. 4000 üzerinde öğrencimiz eğitim almış bizim Silivri Belediye'mizin yaz spor okullarından. Özellikle bazı kurumlarla işbirliği içerisinde yapılan çalışmalar da vardı. Onlar çok değerli. Mesela Emniyet Müdürlüğü ile ilgili yapılan bu işte internet bağımlılığı, işte bilgisayar, telefon, çocuklarımızı nasıl spora kanalize ederiz eğitimleri bence çok anlamlıydı, çok değerliydi. Emniyetimize de buradan çok teşekkür ediyorum. Bizimle işbirliği içerisinde bulunduğu için. Biz çocuklarımızın bugün değil, bundan sonraki süreçte de özellikle bu meclisimiz bir tarih yazacak biliyorum. Silivri'deki her genç kendilerini Silivri Belediyesi yanında olduğunu hissettireceğiz onlara. Ben çalışmalarınız için hepinize, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, oylamaya geçiyorum. Komisyon raporu okundu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Eylül ayı toplantısı ikinci birleşiminin birinci oturumu burada sona ermiştir. Aldığımız kararların hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Meclis 2024 yılı Ekim ayı toplantısı birinci birleşiminin birinci oturumu 7-10-2024 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10.30'da yapılacaktır. Oturumu burada kapatıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Katılımınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.